Herkese merhabalar, herkese günaydın. Daha doğrusu beni sabah erken saatlerde izleyen arkadaşlar için. Kızımın da izniyle bugün onu çekeceğim. Çünkü bugün kahvaltı kızımdan. Aslında benim güzel kızım, benim akşam yemeklerim de olsun, kahvaltı da olsun, bir ödevi, dersi. Yani bir yaptığı bir şey yoksa eğer bana yardım eder. Ama tabii ki kızım çekilmesini istediği kadar çekiyorum. Bunu da sürekli söylemek istemiyorum. Ama bugün izin aldım. Sandviç istemiş canları iki kardeşin. Sandviç yapacak derincim. Ben de böyle doğramasına falan böyle yardımcı olurum. Olur mu? Tamam. O zaman bize kolay gelsin. Thank you.
oturabildik. En son kızımın ödevini gönderdik. Sonra oturduk oturduk canımız pamuk şeker istedi. O da şokta var. Şu an bizim ulaşabileceğimiz. Şöyle cepte şok uygulamasına giriyorum. Ay reklam gibi oldu ama reklam değil. Şokun benden haberi bile yok. Ama 50 liralık alışveriş yapmamız gerekiyor. Ben de kataloğunda erkek ev terliği falan görmüştüm. O yüzden pamuk şekerin yanına o terlikten de ekleyeceğim. Çünkü Emrah zaten evde bir ev terliği istiyordu. Evet siparişimi verdim. Şimdi ödemeyi yapacağım. Elinde dedi anne saçımı iki tane böyle buralardan örer misin dedi. Örerim dedim. Anne dedi sen de kendi saçını öyle örer misin dedi. Örerim dedim. Aynı ikiz gibi olalım dedi. Gördüğünüz gibi üzerimizdekiler de aynı. Ama kızımın inanılmaz zorlandım saçını örerken. Çünkü eşit ayıramamışım herhalde. Özellikle bu kısmı çok zor ayrıldı. Şöyle gördünüz mü? Bu daha kısa oldu. Hani uca doğru bayağı çıkmaya başlayınca bunu buradan toplamak zorunda kaldım. Çünkü öbür türlü her tarafından saç çıkıyordu. Böyle oldu. Yani bizi mutlu etti mi? Evet. İkimizin böyle. İkimiz gibi olduk. Ben büyüdüm de şimdi sakalım oluyor. Kuzey değilim mi? Ne diyor? Ben büyüdüm de sakalım alıyor diyor. Ama hala bıyık of. Minik minik bıyıkları oluyor ya öyle. Allah'ım bugünlerde gelir. Büyüyorsun evet. Ben de aynadan bıyığına bakıyorum. Aynadan bıyığına mı bakıyorsun bak. Bak. Ama şimdi biraz keyif zamanı. Şok'tan da siparişimizi verdik. Bu da bir saat, bir buçuk saat falan var gelmesine. Biz çocuklarla biraz uzanıp bir şeyler izledik. Sonra tombala oynadık. Oraları çekemedim çünkü bataryamı şarja taktım. Bu arada çok marketten yaptığımız alışveriş geldi. Onları da şimdi çıkarayım dedim. Yerine koyayım. Koymadan da sizlere bir göstereyim. Terliği göstereyim ama tezgaha koymadım. Şöyle... Erkek terliği 43 numara. Bir tane aldım. Gayet de güzel yani yumuşaklığı falan. Dediğim gibi Emrah'ın ihtiyacı vardı. İyi oldu. Asıl amacımız biliyorsunuz pamuk şekerdi. Bundan 3 adet aldık. Bunu ben de yiyeceğim şimdi. Bir tane Vatan markasının salçası ki bence... Domates mi? Domates salçası evet. Domates salçası mı? Bence çok başarılı Şok'un. Vatan markasının birçok ürünü. Ve yine tabii ki benim olmazsa olmazım. Yarım kavanozum vardı. Bir tane daha. Bu jalapeno. Jalapeno. Dilimli biber turşusu. Yine Vatan markasının bundan aldım. Çocuklara değişiklik olsun diye. Toy box diye yazılıydı orada ama bilmiyorum. Bunlardan göndermişler. Bu da belli bir alışveriş indirimde miydi yoksa indirimli miydi şu an inanın hatırlamıyorum ama fiyatı gayet uygundu. Gabrini markasının parfümü nasıl kokuyor merak ettim. Yalnız kutusu falan da çok güzel yani böyle kabartmalı falan. Aman Allah'ım şişesinin şirinliğine bakar mısınız? Ya çok güzel değil mi? Ay üstüme de uydu. Çok güzel. Biraz ağır bir kokusu var gibi geldi bana. Oo, çok ağır, çok ağır. Arkadaşlar bu ne kokuyor biliyor musunuz? Benim yaşımda olan arkadaşlar bilirler böyle annelerimiz Bellissima diye bir parfüm kullanırdı. Bilmiyorum hala var mı? Yani bildiğiniz o. Vallahi o. Ay çok yoğun kokuyor. Bu şey indirimli değilmiş demek ki. Ama paketi falan çok güzelmiş. Böyle koleksiyona şık dursun diye konulabilir. Bunlar 50 lirayı tamamlamak için aldıklarım. 4 tane karamiyo. Bir üçlü damla sakızlı falım. Bir de üçlü naneli falım sakız. Evet aldıklarım bu kadar arkadaşlar.
Şimdi bunları yerine yerleştireyim. Sonra bu pamuk şekerimizi yiyelim. Çocuklar öğlen yemeğinde yediler. Dünden kek vardı. Kek yediler. Portakal da sıkmıştım. Dediğim gibi batarya şarjda olduğu için çekemedim onları. Geldim ben. Kuru fasulyeyi biliyorsunuz bayağı yapmıştım. Dün hatta kuru fasulye yemedik. Dün başka bir şey yaptım. Bugün kuru fasulye yiyeceğiz. Yanına pilav yok. Pirincimi ıslamıştım. Pilavı yapacağım. Bir de Derin, anne ben kuru fasulye yemek istemiyorum bugün. Sushi yiyebilir miyim dedi. Benim de sushi hiç gözüm kesmiyor ama daha önceden yaptığım bir şey vardı. Yosunlu pirinç toplarından yapmıştım. Onu da çok sevmişti. Ondan yapayım mı dedim. Olur dedi. Ona da ondan yapacağım arkadaşlar. Önce Derin'inkini yapayım. Onun pirincini haşladım çünkü. Biraz pirinç haşladım. Biraz değil aslında. Bayağı da haşlamışım. Göz kararı koydum. Burada yosunum var. Bundan birkaç yaprak. Bunun içine ufalamaya çalışacağım. Biraz zor ufalanıyor ama. Light ton balığım var. Bunun da yağını süzüp bunun içine ekleyeceğim. Birazcık çeşni tuz ekleyeceğim. Ve mayonez unutmuşum. Diğer eksik malzemeleri de hazırladım. Artık yapmaya başlayabilirim. Rahat karıştırmam için bunu yapmam gerekiyordu arkadaşlar. Bir yaprak yosun daha ufalasam yeter. Zaten karıştırırken de küçülüyorlar. Zaten çok küçük küçük olmasa da sıkıntı yok. Çünkü Derin her türlü biliyor yani. Güzelce karıştırdık. Şimdi elimle yuvarlayacağım bunları. Kızımın top şeklinde kimbapı, top şeklinde suşisi bu şekilde hazırladım. Bu şekilde pratik oluyor. Tadı da diğer sardığıma da çok çok benziyor. Ekstradan içine hani sadece işte salatalık kavuşu falan koymuyorum. Ben de salatalığı böyle koyayım dedim. Yanına da lahana turşusunu çok seviyor Derin. Soya sosu falan hiç damak tadına uymuyor. Şöyle yakından da göstereyim size. Çörek otu da güzel oluyor buna sunum olarak. Susam falan da Derin pek sevmiyor. Ve bu da kızım için yapıldı. Onun istediği gibi olsun tabii ki. Evet, o zaman kızıma afiyet olsun. Biz de yemeklerimizi hemen ısıtalım. Afiyetle yemeğimizi yiyelim. Arkadaşlar biz yemeğimizi yedik. Mutfağımı da toparladım. 2 dakika hemen buraya da süpürge tuttum. Artık ben videomu sonlandırayım, olur mu? Nedense bugün bir ağırlık çöktü üzerime. Böyle hasta gibi değil ama bir uykum var gibi geliyor. Gözlerim içi yanıyor diyecektim ki. Şeyden, göz kaleminden olsa gerek. Bugünkü videoyu ben sonlandırayım arkadaşlar. İnşallah hoşunuza giden bir video olmuştur. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İnşallah sonraki videoda görüşürüz. Kendinize o güne kadar çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.